Merhabalar arkadaşlar. CSS eğitim setine hoş geldiniz. Bu eğitim setini izlemeye başlamadan önce ilk olarak daha önce hazırladığım HTML eğitim setini izlemenizi öneririm. Çünkü CSS'i anlatırken HTML ile ilgili birçok şeyde değinmiş olacağım. CSS derken web sayfalarımıza stiller ekleyerek daha görsel ve daha canlı bir hava katabilmemizi sağlayan basit ama güçlü bir dildir diyebiliriz. Gerçekten çok basit arkadaşlar. 1996 yılında World Wide Web Consortium tarafından duyuruldu arkadaşlar. Bu yapının CSS 1, 2 ve en son 3 sürümleri çıktı. Web sayfalarının yapıları göz önüne alındığında bir web sayfasının içerik, biçimlendirme, dinamik adlarında 3 kısımdan oluştuğu söyleniyor. İçerik kısmı HTML kodlarını içeren kısım, ana kısım, iskelet kısım. Biçimlendirme kısmı HTML ile kodladığımız içerik kısmının kullanıcı tarafından nasıl görüntüleneceğini gösteren kısımdır. Şekil kısmı diyebiliriz. CSS ile yapıyoruz. Dinamik kısım ise JavaScript ile yapılan dinamik işlemleri içeren ve daha etkileşimli web sayfaları oluşturmamızı sağlayan kısımdır. CSS, biçimlendirme kısmının oluşturulmasını sağlıyor. Az önce de söylediğim gibi. CSS ile daha önceden iç içe olan ve karmaşaya sebep olan İçerik ve biçimlendirme kısımları, yani HTML ve CSS birbirinden ayrılmış oluyor. CSS ile yüzlerce sayfadan oluşan bir web sitesinin biçimlendirmesini tek bir CSS dosyası ile kontrol edebiliyoruz. HTML eğitim setinde önerilmeyen, kullanılmayan artık kalkan font etiketini de anlatmadım. CSS ile artık bu işlemler çok kolaylaştı arkadaşlar. Yani HTML'de uzun uzun satırlarla yapacağımız işi CSS'de çok kısa bir kodda halledebiliyoruz. CSS kullanmanın önemli avantajları vardır. Görünüm avantajları. CSS HTML'e göre birçok stil özelliğine sahiptir. Mesela H3 etiketiyle selam dostlar yazdım. Yukarıdaki ifadeyi HTML'de kalın ve altı çizili yapmak için B ve U etiketlerini eklememiz, pardon. B ve U etiketlerini eklememiz gerekir. Çünkü kalın bold B etiketi, altı çizili de underline U etiketini eklememiz gerekiyor. CSS'de ise bunu tek bir elemanla yapabilir ve daha fazla özellikleri de yine bu elemanın içerisine ekleyebiliyoruz. Kullanım kolaylığı. HTML'de her etikete yeni özellikler eklemek için tek tek her etikete bu özellikleri girmemiz gerekiyor. Mesela 20.000 tane H1 etiketimizin olduğunu düşünün. Bunların hepsine tek tek kırmızı rengini vereceğimizi düşünün. Yani 20.000 etiketi tek tek kırmızı yapmak bizim için ölüm arkadaşlar. Ama CSS'de sadece H1 işte süslü parantez aç kapat içerisine color red yazarak 20.000 tane H1 etiketinin rengini kırmızı yapabiliyoruz. Mesela hem H1 hem de H2 etiketinin renklerini kırmızı yapmak istersek de H1 virgül H2 color red yaparak işlemlerimizi halledebiliyoruz. İşte CSS bu kadar kolay arkadaşlar. Tasarım tutarlılığı. Bir CSS dosyası ile tüm siteyi yönetebiliriz. Böylece sitemiz tutarlılık kazanacaktır. Yani H1 etiketine sahip başlığın rengi kırmızı ise bütün H1 etiketli başlıklar direkt kırmızı olacaktır. Tabi bunları biz değiştirebiliyoruz ama varsayılan olarak bu şekilde. Böylece içerik düzenli olacak ve aynı elemanlar sayfalarda tekrar tekrar yüklenmeyerek sayfaların hızlı açılmasını sağlayacaktır. CSS ile kodlanmış HTML'in normal HTML kodlamasına göre %50'ye varan performans ve hız artışı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca gün geçtikçe HTML işlevselliğini kaybediyor. Onun yerine XHTML geliyor demek isterdim ama artık HTML 5 bile geldi. CSS 3 ile HTML 5 bize gerçekten gelecek vaat ediyor arkadaşlar. CSS kodlarının web dokümanı içerisine eklenmesi. CSS'e XHTML sayfalarımızı eklemenin 4 yolu vardır. Şimdi bunları saymadan hemen şöyle bir dosya oluşturalım. Tabii ben Visual Studio'da çalışıyorum. İsterseniz Notepad++'da HTML derslerinde bunu anlattım. İsterseniz Notepad'den siz hangisini uygun görüyorsunuz onu da çalışın. Ben Visual Studio'ya elim daha yatkın olduğu için bunu da çalışıyorum arkadaşlar.
Önce bir tane HTML sayfası oluşturayım. Şunu bir kaydedelim. HTML uzantısıyla diyelim ki HTML sayfamız diye kaydettim bunu. Bir tane daha oluşturayım. Bu sefer stil sheet. CSS dosyası oluşturuyorum bu sefer. Tamam, bunu da kaydedelim. Buna da stil.css. Body otomatik olarak geldi. Şu HTML sayfamızın title kısmına CSS'e hoş geldiniz yazalım. Şu an burada bilmediğimiz bir şey yok arkadaşlar. HTML eğitim setinde anlatmıştım. Body etiketleri var. Burada body otomatik olarak geldi. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki B etiketiyle pardon içerisine Muhammed yazdık. CTRLS yaptım. Geliyorum. Bunu Internet Explorer'da açıyorum. Title'ımız buraya geldi. Bold etiketiyle Muhammed de buraya geldi. Devam edelim. Diyorum ki ben bu Muhammed yazısını kırmızı yazmak istiyorum. Hani H1 etiketi örneği vermiştim ya slide'da. Onun gibi. Onun için diyorum ki style eşittir. Tırnaklar otomatik geldi. Color diyorum. Red olsun. CTRL diyorum. Tekrar açıyorum. Gördüğünüz gibi kırmızı oldu. Devam ediyorum. Master diyorum. Bunu da kırmızı yapmak istiyorum. Tekrardan style color red diyorum. CTRL F5 yaptım. O da kırmızı olarak geldi. Şimdi ben böyle bütün kelimeleri tek tek kırmızı yapıyorum. Bold etiketi olanları. Bu bir ömür alır arkadaşlar. Gelelim şuraya. Diyor ki x HTML etiketleri içine satır içi eklemek. Inline. Bir x HTML etiketinin yani B bir x HTML etiketi. Evet. Style özelliğini kullanarak sadece o XHTML elemanı için geçerli olacak CSS kodları yazabilirsiniz. Aslında bu yöntem çok kullanışlı olmamakla beraber XHTML elemanlarının özelliklerini tek tek belirlemek için kullanılabilir. Evet, gördüğünüz gibi bir HTML elemanımız var. B etiketi. Style bölümünü kullanarak color red, rengini kırmızı yaptık. Tamam, bu şekilde CSS eklenebiliyormuş. Style ile CSS kodu ekledik. Rengini kırmızı yaptık. Devam edelim. İkincisi ne? Style etiketini kullanmak. Style aç kapat etiketi head blokların arasına yazılır. Style elemanı içerisine CSS kodlarını yerleştirip sayfa görünümünü tek bir yerden kontrol edebilirsiniz. İlk yönteme göre avantajı HTML ile CSS kodları birbirinden ayrıştırılmış olur. Type diyor. İçerik tipi tanımlaması için kullanılır ve bu özelliği text bölü CSS değeri atanır mecburidir. Tamam. Ona gelelim şimdi. Şu kısmı şöyle sileyim. Head etiketlerin arasına ne diyordu? Style. Buraya ne diyeceğiz? Type diyormuşuz. Text CSS direkt çıktı zaten. Gelelim. Şuraya yine B diyelim. Ya da bu sefer H1 diyelim. Başlık yazımız. Buraya gelelim. Diyelim ki H1 etiketlerine ben şimdi değerler yazacağım. H1 yazdım. Parantez açtım, kapattım. Süslü parantez. Diyorum ki color red. CTRL istedim. Yeniliyorum. Başlık yazımız kırmızı oldu. Şimdi gelelim H1
vesaire 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 dedim. CTRL-S dedim. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi bu da kırmızı olarak geldi. Neden? Çünkü ben dedim ki bu sayfadaki bütün H1 etiketleri, burada söyledim bunu, kırmızı olsun dedim. Bunu neyin arasında yaptım? Style etiketlerin arasında yaptım. Devam edelim slayta. Bir de import yöntemiyle eklemek varmış. Diyor ki dahili değil de harici CSS dosyalarının içindeki CSS kodlarını import deyimini kullanarak sayfamızı ekleyebiliriz. Import deyimi de style etiketleri arasına ekleniyormuş. Style etiketleri arasında @import ile dosya eklenip aynı zamanda normal CSS kodları da ek olarak yazılabilir. Veya birden çok CSS dosyası import edilebilir. Şu şekilde yapıyormuşuz. Gelelim yapalım hemen. Şunu silelim. Farz edelim ki bizim harici kısmımız, yani diğer CSS dosyamız stil.css olsun. Gelelim buraya, diyelim ki tamam. Pardon. Et dediğim an import çıktı zaten. Et import tırnaklar içinde dosyamızın adı stil.css. Tamam. CTRL-S dedim. Şu an bunlarda hiçbir şey olmayacak. Şöyle bir çalıştırayım. Siyah oldu. Varsayılan oldu. Çünkü benim style CSS dosyamda bunlarla ilgili bir şey yok. Diyelim ki, hatta body'nin içine diyelim. Background color'ı ne olsun? Gri olsun. CTRL-S dedim. Gördüğünüz gibi arka plan gri oldu. Ben burada sadece stil CSS dosyasında değişiklik yaptım. Ama ben bunu HTML sayfamız.html içine import ettiğim için, bu dosyayı eklediğim için CSS dosyasında yaptığım değişiklik hemen buraya yansıdı ve bana bu sonucu verdi arkadaşlar. Devam edelim. Asıl bizim daha çok kullanacağımız kısma gelelim. Evet. Harici CSS dosyası kullanımı. Nasıl ki HTML kodlarımızı HTML veya HTML uzantılı olarak saklıyorsak, CSS kodlarımızı da burada gördüğümüz gibi stil.css CSS uzantılı dosyalarda saklayabiliriz. Bunun için head etiketlerinin içerisinde link etiketini tanımlamalıyız. Şu şekilde bir tanımlama yapılıyormuş arkadaşlar. Link row stil sheet type text CSS href kısmına kaynak yol veriyoruz. Bildiklerimizden farklı olarak rel kullanılmıştır diyor şurada. Link etiketinin kullanıldığı dosya ile sayfaya bağlanacak CSS dosyası arasındaki ilişkiyi tanımlıyor. Mecburi. Sayfaya eklenecek CSS dosyasının adı, adresi de href'e yazılıyor. Yani mecburi bu da tabii ki. Çünkü bir dosya belirtmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim bunu yapalım. Şuraya gelelim. Bu üçüncü ekleme yöntemini sildim. Bizim en çok kullanacağımız harici olarak kullanmak link rel style sheet. Href dediğim an HTML sayfamız HTML'in kayıtlı olduğu yerdeki dosyaları gösterdi. Style CSS'i direkt ekliyorum. Şu an bu style CSS eklenmiş durumda. Yani diyelim ki H1'e de gelin, bir değer atayalım. Ne diyelim? Bunun color'ı yellow olsun. CTRL-S dedim. F5 ile yeniliyorum. H1 etiketleri sarı oldu arkadaşlar. Gri aynen duruyor. Gördüğünüz gibi ben buraya hiçbir şey yazmadım. Yani normalde şu background color'ı CTRL-X ile aldım. Hatta tamam, CTRL-X'le aldım. Geldim. Buraya yazdım. CTRL-S dedim. Çalıştırdım. Hiçbir değişiklik olmuyor aslında. Yani ha buraya yazmışım, ha buraya yazmışım. Ama farkındaysanız hani şurada CSS kodları var, burada HTML kodları var. Hani çok karışıklık yaratıyor arkadaşlar. Ama HTML kodlarını buraya yazarsak biz sadece burada style CSS'i çağırıyoruz. Burada da hiç HTML
ile alakalı şeyler yok. Sadece etiketler var. Gerisi hep CSS kodu. Yani karışıklığı engellemiş oluyoruz. JavaScript yazdığımız zaman daha da karışır işler. O yüzden bu şekilde ayırmak en güzeli arkadaşlar. Her zaman şu link row style sheet type text CSS ref style CSS'i kullanmamız bence en güzel arkadaşlar. Şahsen ben hep böyle kullanıyorum. Şöyle bir devam edelim. CSS'in yapısı söz dizimi. Seçici. Etiket. Bildirim. Özellik ve değer var altında. Ne diyor? Seçiciler ve bildirim bloğu olmak üzere iki ana kısımdan oluşuyormuş CSS'in yapısı. Bildirim bloğu da şu blokta özellik ve değer olmak üzere iki ana kısımdan oluşuyor. Tabii ki biz zaten bunu öğrendik. Gelelim stil CSS'e. Bakın H şöyle yapalım. Pardon. Evet. Şu satıra bakın arkadaşlar. Tamamen bizimle aynı şey.